Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım bu videomuzda dolar tl'deki gerilemeyi ele alacağız. Bu gerileme tabi nereye kadar sürecek? Hangi seviyeye kadar dolar tl düşecek? Ve en önemlisi de bu gerilemeyi gerçekleştiren olay nedir ne oluyor da yani Türkiye'ye kimler para sokuyor da bu dolar tl düşüyor dediğimiz zaman işte karşımıza iki tane ülke çıkıyor Rusya ve Çin Rusya ve Çin Türkiye'ye hangi yollarla para sokuyor ve neden para sokuyorlar dolar tl'yi neden düşük tutuyorlar arkadaşlar bunu ilerleyen dakikalarda size anlatacağım. Ama hemen kafadan şunu söyleyeyim. Taşımasıyla değirmen dönmez arkadaşlar. AKP'nin bir e, ekonomik modeli oldu bu arkadaşlar. Ne zaman batı ile sıkışsa, ne zaman cari açık, ne zaman rezervlerde problemler olursa hemen Rusya ve Çin ipine sarılıyor. Burada bir takım tavizler de verilmiyor değil. Zaten ilerleyen dakikalarda bunu konuşacağız sizinle. Burada bu teknik konulara girmeden önce ben evvela bayramınızı kutluyorum. ailelerinizle beraber sağlıklı mutlu bir bayram diliyorum Ama değerli arkadaşlarım ne yazık ki? Bizim yönetimimizin yaptığı hatalardan dolayı e, bu bayramlar pek iyi geçmiyor. Bayramlardan sonra ne oluyor? Sıkıntılar karşımıza çıkıyor. Özellikle bu salgınla beraber biliyorsunuz bir e, rahatlama tekrardan işte her şeyin eskiye döndüğüne dair bir e, e, izlenim yaratıldı ülkemizde. Ama bununla beraber dünyada bir mutasyon, bir delta e, krizi de var haliyle. Hepinizden ricam özellikle bayramlarda, ziyaretlerde lütfen maskeye, mesafeye dikkat edin. Farklı ailelerin bir ortamda kalması durumu varsa eğer lütfen kapıyı, pencereyi açın. Çünkü bu delta gerçekten çok hızlı bir şekilde bulaşıyor. Ve e, yine biz, biz demeyeyim de yönetim daha doğrusu arkadaşlar aynı e, şeyleri yaparak farklı sonuçlara ulaşmaya çalışıyor. Yine bir normalleşme, yine bir gevşeme ama yine ne olacak? İşte kontrolsüz bir gevşeme, kontrolsüz bir normalleşme, önlemlerden uzak bir normalleşme. Topluma rol model olması gereken yöneticilerin bile bu rol modeli oynamaması, sadece Türkiye'de Sağlık Bakanı'nın maskeden, mesafeden söz etmesi bayram sonrasında yine başımıza ne yazık ki iş açacak. Şimdi gelelim şu dolar TL'ye. Bu dolar tl neden geriliyor? Bizim hem Tahsin Hoca hem Remzi Özdemir bize kısa vade öngörülerinde bir gerilemeden bahsetmişti ki bu gerileme neden oluşuyor dediğimiz zaman da alt bileşenlerinde şu var. Şimdi Rusya ve Çin olayını sağa ayırıyorum. Yani bu gerilemede önemli rol oradan geliyor. Onu detaylı olarak anlatacağım. Ama yine de şu an 8.50'nin altını denemeye çalışan dolar tl'nin kırılımlarına baktığımda şunu görüyorum. Birincisi şu. IMF'den değerli arkadaşlarım SDR denilen özel bir IMF parası yaklaşık 6.4 milyar dolarlık bir Türkiye'ye Ağustos sonu itibariyle bir akışın gerçekleşeceğini biliyoruz. Bunun haberi bile yetiyor. Diğer bir nokta dönüp cari dengeye baktığımızda yani sattıklarımızla aldıklarımız arasındaki farka baktığımızda geçen yıla göre rakamların nispeten birazcık daha düzelmesi dolar tl'ye destek veren yan unsurlardan birisi oldu arkadaşlar. Diğer noktaya baktığımız zaman da Fed'in burada hemen bir varlık alımında ya da faizde bir eyleme girişmeyeceği fikri de Dolar TL'nin gerilemesinde rol oynuyor. Ama buna bir şart düşüyoruz. O da şu: Amerika'da ben her videomda söylüyorum, üfeye ve tüfeye baktığımız zaman enflasyon rakamlarına beklentilerin üstünde geldiğini görüyoruz. Kısa vadede bu bize bir soluk alma alanı yaratıyor gibi gözükebilir. Ama Ağustos'tan sonra, Eylül'den sonra FED burada gerçekten aktif bir şekilde davranmaya başladığı zaman, işte biz orada harmandalı oynamaya başlayacağız ve gelelim şimdi e, şu iki sorunun cevabını verelim. Yani dolar TL seviye olarak nereye kadar gerileyebilir? Ben tekniğe baktığımda 850 seviyesinin önemli bir seviye olduğunu diğer uzmanlarla beraber görüyorum arkadaşlar ve e, diğer arkadaşlar da 850'yi kritik bir nokta olarak işaretliyorlar. Burada 850'nin kırılması halinde. 833 825 ve 811 seviyeleri karşımıza gelebilir e, diye konuşuyoruz ve e, konuştuğum kurumsal ve e, bireysel yatırımcıların da e, davranışları bu şekilde olacak yani 850'nin altına indikçe 833 825 811 ve Hatta 8 seviyesini gördüğü anda herkes tekrardan dolar TL'ye döneceğini söylüyor burada yani aynı oyun devam ediyor arkadaşlar size daha önceki yayınlarımızda demiştik zaten finansal piyasalar nefes alıp vermek gibi çalışır nefes alır nefes verir yani sonsuza kadar bir yükselme genleşme olmaz mutlaka bir daralma olur ve bu daralmanın olduğu noktalarda da Türkiye'de firma sahipleri ve hane halkları yukarıdan verdikleri doları çok başarılı bir şekilde alttan yerine koyuyorlar ve buraları da benim konuştuğum insanlar bir alım fırsatı olarak değerlendireceklerini söylediler. Elbette ki bu bir yatırım tavsiyesi değil. Her zaman söylediğimiz gibi hepimizi dinleyin ama son kararı yatırım uzmanlarınızla verin diyoruz. Şimdi esas videonun başlığı olan konuya gelelim. Yani Rusya ve Çin'den çok yüklü miktarlarda Türkiye'ye dolar girişi oluyor. Bakın Çin'den iki şekilde para geliyor arkadaşlar. Bunlardan birincisi şu, Çinle, Çin Merkez Bankası ile yapılmış bir swap anlaşması var ve hatırlayın basında en son bu tutarın 3.6 milyar dolar artırıldığı söylenmişti. Birinci kanal bu. İkinci kanalda değerli arkadaşlarım, Çin hükümeti zaten oradaki firmaların çoğu e, kamu hükümeti arkadaşlar. Kamu ile özel hibrit hükü, e, firmalar. Bu firmalara Çin hükümeti tarafından bir talimat gidiyor. Talimat da şu Türkiye'deki yatırımlarınızı arttırın ya da Türkiye'de bir takım satın almalar yapın vesaire ki geçtiğimiz günlerde Çinli e, firmalarla da bizimkilerin bir toplantısı olmuştu. Burada yani Çin firmalarından ve bir de Çin Merkez Bankası'ndan Para girişi oluyor arkadaşlar. E, firmalardan ne kadar giriyor onu bilemiyoruz. Ama merkez bankasından SWAP kanalıyla giren para belli. En son 3.6 milyar dolar daha para girdi. Peki bu para neden geliyor? Yani e, Çinliler neden Türkiye'ye para sokuyor dediğimiz zaman, bakın buna en güzel cevabı kim verdi biliyor musunuz? E, Halk TV'de Gündem özel diye bir program vardı. Orada İpek Özbey, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci'yi konuk etti. Biliyorsunuz Selim Bey AKP'nin kuruluşundan işte geçen yıllara kadar olan bir isim. İşte işte mütedeyyin kanattan geliyor. özü sözü doğru birisi olarak biz kendisini biliyoruz zaten. Ve şunu söylüyor. Diyor ki Çin'den diyor Türkiye'ye deli gibi para geliyor diyor. 20 yıl önce bu mümkün müydü diye soruyor. Ne mümkün müydü? Doğu Türkistan'da Uygurlar öldürülüyor, ama burada AKP hükümetinden çıt çıkmıyor diyor ve Komünist Partisinin yıl dönümü oluyor. Komünist Partisinin yıl dönümünde telefonla işte aranıyor, tebrik ediliyor ve neden bunlar oluyor denildiği zaman işte Çin'den gelen Para için diyor Selim Temurci. Tabi arkadaşlar bu bir sır değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani AKP hükümetleri rezervleri bitirdiği için tamamen ekonomide köşeye sıkıştığı için batıyla da arayı bozduğu için batı sermayesi de ancak çok yüksek faizle buraya geliyor. İşte Çin gibi bir kaynağa yönelmekten başka çaresi ne yazık ki kalmıyor. Ee, Tabi burada nedir olay? Ee, Çin'in toprak bütünlüğünü biz tanıyoruz diye açıklamalar yapıyorsunuz. Doğu Türkistan'da bizim kardeşlerimizi kesiyorlar, biçiyorlar. Ona ses çıkarmıyorsunuz. Haliyle de Çin merkez bankası Çinliler borç vermeyi de severler bu arada. Çünkü fazlasıyla onu alacaklarını da bildiği için zaten alıyorlar. Her yıl 20 milyar dolarımız Çine gidiyor arkadaşlar. Neden? Yarım amul ve ham madde alıyoruz. Çin yani gayet çok mutlu Türkiye ile olan ilişkilerinde. O yüzden onların o trilyon dolarlık devasa rezervlerinde yani şöyle Türkiye'ye arada 3-4 milyar dolar ateşlemeleri onları çok fazla entrese etmez. Aynı zamanda e, içeride yaptıkları o zulme karşı da e, Türklerin de burada sessiz kalması işlerine gelen bir olaydır. Birinci gerekçe bu. İkinci gerekçe de değerli arkadaşlarım Rusya. E ee, tabii Rusya ile ilişkilerimiz birazcık daha dengeli gidiyor arkadaşlar. Burada tek taraflı bir oyun yok. Ee, bize gelen haberlere göre de özellikle Sayın Remzi Özgemir ile bir telefon görüşmesi yaptım. Ondan aldığım haberi ben size direkt nakledeyim. Rusya tarafından değerli arkadaşlarım, turizm transferleri bırakılmış. Yani turizm transferleri yoluyla çok yüklü miktarlarda Türkiye'ye dolar girişi yaşanmaya başladı diyor Remzi Özdemir ve haliyle bu Rusya'dan gelen turizm paralarıyla beraber biraz önce de saydığımız bu IMF parasıydı işte cari açığın dengesiydi vesaire bütün bunlar bir araya geldiğinde bir e, dolar TL'de gerilemek karşımıza çıkartıyor. Ama ama şimdi şunu hemen şerhimizi koyalım. Bakın bugün e, TÜİK'ten bir açıklama geldi. Tarımsal girdi enflasyonu yani çiftçinin, köylünün koyul, kullandığı girdilerdeki o artış tarım girdi fiyat endeksi deniliyor. 2,5 yılın zirvesinde değerli arkadaşlarım aylık %2,49 artarken yıllık %24,43'e yükseliyor tarımdaki girdi fiyatları. Ve 2020'nin Mayıs'ında 6.62 olan endeks şimdi 24.43 olmuş. Bu ne demek? Tarımda bile yaz aylarında roket gibi fiyatlar yukarı gidiyor. İmalatta roket gibi yukarı gidiyor. Dolayısıyla Türkiye enflasyon problemini çözemediği için böyle Çin'den, Rusya'dan gelen operasyon paralarıyla nereye kadar götürür? Bence Eylülün sonuna kadar götürür. Ondan sonra haydi tekrar dolar TL'de bir e yukarıya doğru ataklar. Yine bir sıkışma. Türkiye'nin bu arada ödemekle mükellef olduğu aylık borçlar var. Sonbaharda o takvimin de artacağını biliyoruz. Velhasıl kelam hep aynı hikaye arkadaşlar size anlattığımız. Geçici bir para gelir. Onunla baskılarsınız. Sonra kronik sorunlarınızı çözemediğiniz için onlar tekrardan böyle öcü gibi çıkarlar ve kur tekrardan yukarıya doğru gider. Burada kaçırmamanız gereken bir nokta şu. Yandaşlar işte bak kur düştü. Sanki 6 liraya 5 liraya düştü ya da 3 liraya düştü. Onu da anlayamıyorum. Nasıl bir mantıksa, nasıl bir pudra şekeri etkisiyse ise 30 kuruş, 50 kuruş, 40 kuruş düşüşleri bir zafer olarak görüyorlar. Burada arkadaşlar benim üzüldüğüm nokta vatanım, milletim için, devletim için şu. Dolar TL her gerilediğinde birazcık daha yukarıda kendine yer ediyor şimdi 8'lere yapılan bir gerilemeden e, bahsediyoruz Geçen yıl neyi konuşuyorduk bu kanalda yediler altı buçuklar şimdi 8'e gerileyecek diye mutluluk e, çığlıkları atıyor bazı insanlar burada işte her yıl, her ay birazcık daha yukarılarda kendine yer ediniyor. O ne kadar yukarıdaki seviyelerde kendine yer edinirse de bizim için o kadar sıkıntılı sonuçlar olacak. Kapatırken bir duyurumu buradan bir kez daha yenilemek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, özellikle çalışan arkadaşlarım, patron arkadaşlarım. Bugün çalıştığınız bir iş var. Ama o çalıştığınız işe daha genç, daha ucuza çalışan biri gelecek. Bu Allah'ın emri. Bugün bir firmanız var ama o firma hele Türkiye gibi bir ortamdaysa yarınlara çıkacağı kesin değil. O yüzden birikimlerinizi korumak için lütfen dolarda, altında ve borsada kendi kararlarınızı Kendinizin vereceği şekilde eğitim almanız lazım. Bir finansal yeteneğe kavuşmanız lazım. www.borseğitimi.com'a girin, inceleyin. Burada eğitim programımıza bakın. Patron arkadaşlar, çalışan arkadaşlar kendinize bir emeklilik planı, bir B planı, kendinizi yarınlarda güvenceye alacak bir yetenek, bir altın bilezik kolunuza takın diyorum. Burada değerli arkadaşlarım size biz balık vermiyoruz balık tutmasını öğretiyoruz. Balık tutmasını öğretenlerden korkmayın ama size balık verenlerden daima korkun. Çünkü bedava peynir sadece fare kapanında bulunur arkadaşlar. Eğer kafanıza yatarsa borsaeğitimi.com'u inceleyin ve bize yazın. Tekrardan iyi bayramlar diliyorum. Diğer yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.